Sesiniz duyuyor mu şu an? Duyuyor evet. değil mi? Kamera görüntüsü de gidiyor ki sıkıntı yok. Herkese merhaba. Bu hafta e, Zoom seminerimizin konuşmacısı sevgili hocamız Mehmet Erbudak. E, ee, Mehmet Erbudak'ı bir ihtimal hepiniz sanıyorsunuz da ben kısa bir e, giriş yapmak istiyorum. 1964 yılında Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Yale, Harvard, ODTÜ, ETH gibi duraklarda meslek hayatını sürdürmüş, çalışmış. Herkese merhaba. Bu ve hafta e, Zoom seminerimizin konuşmayı... ve uzun süredir de eee içinde bizim de ilintili hocamız olarak Edcan kadar çalışmakta. bugün bize Wallpaper Groups of the Atomic Order on Surfaces and Ornaments isimli konuşmasını verecek. Ben Mehmet Hoca'ya sözü bırakıyorum. Hocam, ben ilk önce geldiğiniz için teşekkür ederim Cana bana bu fırsatı verdiği için de teşekkür ederim ee, her zamanki fizik konuşmalarından biraz daha değişik olacak Çünkü fiziğin biraz e, fizikten biraz ayrılacağım fakat tek teselliyim her şeyin temelinde fizik olduğu için e, işte her tarafta fiziği arıyoruz beni uzun zamandır ilgilendiren, doğada oluşan, periyodik olmayan, böyle baktığımız zaman ne olduğunu anlamadığımız bir takım şekiller var. O şekiller beni ilgilendiriyor. E, mesleki hayatımda kuazi kristaller buna giriyor. Biliyorsunuz kuazi kristaller kristal olmayan, kristalimsi yani e, öteleme simetrisi olmayan e, yapılar. Ondan sonra periyodik ...yapılara geçeceğim. Biraz onlardan bahsedeceğim. Periyodik yapı deyince aklı kristaller geliyor. E, kristaller... E, ...değişik... ...simetri özellikleri... ...kullanılarak tanımlanabiliyor. Derken bir... ...tarihte bir... E, ...zaman geliyor ki... ...iki boyuttaki kristaller ile... ...bezemeler, ornamentler... ...iki boyutta periyodik olan... ...bazı yapılar birbirleriyle, birbirleriyle karşılaştırılıp yüzey krist, yüzeydeki yüzey atomlarına uygulanan yöntemler bu ornamentlere, bu süslere de uygulanmaya başlanıyor. Beni ilgilendiren, son ilgilendiren bu konular, ben bezemelere bakıp kristalleri tanımlayabildiğim gibi acaba bezemeleri de tanımlayabilir miyim diye fiziği uyguluyorum. Bir adım daha ileri gidip bu tanımlamayı yaptığım zaman bezemelerini kullandığım uygarlıkları acaba bu bezemelerin dağılımıyla tan e, tanıyabiliyor muyum? Yani bezemelerin dağılımlarına bakıp o uygarlık hakkında bilgi ödünmek istiyorum. En son bahsedeceğim de e, elimde iki uygarlık varsa bunların bezemeleri elimde ise, bu bezemelere bakıp bu iki uygarlık arasındaki ilişkileri bulabilir miyim diye bir soru ortaya atıyorum. Yani iki uygarlığın yaptıklarına bakıyorum. Onlara matematiksel bazı yöntemler uygulayarak o iki uygarlık hakkındaki iki uygarlık üzerine etkileşme kuvvetlerini hesaplamaya çalışıyorum. Bu benim anlatacağımın özeti. Size biraz da resim göstermek istiyorum. buldum. E, bahsettiğim gibi doğada periyodik olmayan şekillerin şekillerin içinde bir cama attığınız taşın izine bakıyorum. Kuruyan çamura baktığınız zaman bir takım izler, kemiğin içi, e, bira içtiğiniz zaman biranın köpüğü ve nihayet e, bir Ağustos böceğinin kanadı. Bütün bunlar periyodik olmayan şekiller. Periyodik olmaması demek bunlar düzensiz değil. Bütün bu şekillerde iki değişik özellik görüyorum. O ufak parçacıklar ister böceğin kanadı olsun ister kuruyan çamur olsun. Bu parçacıklar alanı deliksiz, boşluksuz kapatabiliyorlar. Birinci özellik bu. İkinci özellik ise bütün bu şekiller köpüğün oluşması fiziksel bir olaya bağlı. Köpüğü ele alırsak ufak ufak küresel köpükler Yüzey geriliminden dolayı ufalmak istiyorlar. Biri ufalmak iste, isteyince onun bütün komşuları buna itiraz ediyorlar. Onlar da ufalmak istiyorlar. Böylece bir durağan bir şekil ortaya çıkıyor. Bu şekli e, daha güzel. E, bu Ağustos böceğinin kanadında görüyoruz. Sineklerin kanadı da böyle Yusufçuk'un kanadı da böyle Yusufçuk şey Dragonfly. Şimdi bu kanatlar çok ince bir zardan yapılıyor bu zarı kanla da beslemek gerekiyor. Zar çok hafif. Fakat mukavemeti çok fazla olmadığı için kuş, böcek uçtuğu zaman kanat parçalanıyor. Dolayısıyla bu damarlar, zara kan götüren damarlar aynı zamanda kanadın mukavemetini sağlıyor. Çok fazla damar yaptığınız zaman çok mukavim oluyor, çok güzel kan gidiyor fakat ağır oluyor, uçamıyor. Çok az yaptığınız zaman hafif oluyor uçmaya uygun fakat ...mukavemet az olduğu için parçalanıyor. Dolayısıyla bir optimizasyon işin içinde. Şimdi bu kanada baktığımız zaman... ...benim aklıma gelen... E, ...Muhittin Mungan'dan öğrendiğim bir olay. Bu da... ...Voronoi... E, ...Tessellation. Tessellation, Tiling... ...Türkçesi Örünç galiba. Onu ben bilemiyorum. bu Voronoi olayını size anlatmak için yepyeni bir mahalleyi göz önüne getirin diye örnek veriyorum. Bu mahalleye hani bizde de böyle yeni mahalleler var ya yeni mahalle yapılması için havaalanı yapılıyor. Havaalanı yapılınca yeni mahalleler ortaya çıkıyor. Burada e, bir takım postaneler koyun buralara. Her postaneden e, postanede birer postacı var. Etrafa posta dağıtılması lazım. Her postacının aynı miktar yol kat etmesi için mektup dağıtırken e, bir güzergah çizmesi lazım. Bunun bulunuşu da çok kolay. İki postaneyi birleştirin. Arasını arasında tam ortasında ortasına bir dik çizin. Yani bir perpendicular bicep. Bunu her iki postane için uyguladığınız zaman böyle bir takım alanlar ortaya çıkıyor. Bu alanlarda esasında bir kristalografın e, tarif edebileceği bir alan değil. Bunları tarif eden Georgi Voronoi denilen e, adlı Rus matematikçisi 1900'lerin, 1800'lerin sonuna doğru. Böyle Voronoi şeklinde bunu dağıttığınız zaman her postacı kendi alanında dolaşıp postalarını dağıtıyor. Tabii bunun için de alandaki insan yoğunluğunun aynı olması lazım. Şimdi bu nerede ilginç? Yani daha günlük bir örnek vermek istiyorum. Bu günlük örneğim de benim. 1800'lerde, 1800'lerin ortaların ortalarında e, Londra'da baş gösteren kolera salgını. E, koleranın e, kötülüğü iyileşme şansınız yok o günlerde. E, sizi bir ventilatöre falan da bağlayamıyorlar. Korona oluyorsunuz, ölüyorsunuz. Ve işin kötüsü o zamanlar korona havadan mı geliyor? Korona mikrobu, pardon, korona diyorum. Kolera mikrobu havadan mı geçiyor, sudan mı geçiyor? O da bilinmiyor. Havadan geçse bugün yaptığımız gibi bugün yaptığımız gibi bir maske takabiliriz. John John Snow John Snow adlı bir doktor, John Snow Londra'da bazı mahalleleri gezip aynı yoğunlukta ölü sayısı olan bölgeleri ayırıyor. Yani izo ölüm bölgeleri. Ve görüyor ki her böyle bölgenin ortasında bir çeşme var. Bu ona çok güzel bir ipucu oluyor ve John Snow kolera'nın sudan geçtiğini anlıyor. Hemen çeşmeler durduruluyor. Bütün bu çeşmeleri besleyen de tems kirli suyundan. Bütün bu çeşmeler durduruluyor. Su başka yerden getiriliyor ve böylece koronanın böylece bu şekilde de kolera'nın önüne geçiliyor. Bu yıllar daha pastörün aşı bulma devrinden biraz daha önce. Şimdi e, bu Voronoi tessellation, buna başka bir örnek vermeden önce aklıma geldi. E, bunu bulan hekimin adı John Snow. John ama C-O-H-N yazılıyor. Oradaki H, H harfi çok kritik, çok notorious, çok problemli bir harf. Bu harfi e, bazı dilde kullanmıyoruz. Araplarda üç tane H var eee Fransızca'da, İtalyanca'da isimleri değişik. Türkçedeki ismi unutulmuş vaziyette başka şeyler söyleniyor. Bu "hayı" kullandığınız zaman, bir türlü kullanmadığınız zaman bir türlü bu John Snow, John Snow doktor, kolera'nın önüne geçen kişi. Oradaki "hayı" bıraktığınız zaman John Snow ortaya çıkıyor ki o John Snow da Game of Thrones'un erkek artisti. Yani bunun gibi öyle ha'lı isimler baş, başka bir tanesi de e, yakın zamana kadar dünyanın gözdesi gözdesi olan Teresa Teresa May. Teresa May'i hali yaptığınız zaman o gözde ha, gözde bayan May oluyor. E, H'sız yazdığınız zaman başka bir gözde May oluyor. Onu da internetten bakın isterseniz H'sız Teresa May'e. Şimdi ben size kuazi kristal yüzeyini göstereceğim. Bunu ben Muhittin'den öğrendim. Bunu beraber bir yayın yaptık Muhittin'den bir doktora e, öğrencimiz arkadaşla beraber kuazi kristal yüzeyi üzerine e, o arkadaşla ben kuazi kristallerin yüzeylerini temizledik ve yüzeye yavaş yavaş alüminyum atomu gönderdik. Ta ki bir atom tabakası kalınlığında olana kadar ve devamında kristal yapısını gözlüyorduk. Bir atom kalınlığındaki alüminyum bir kristal yapı oluşturuyor alttaki alttaş kuazı kristal kristal olmamasına rağmen alüminyum kendi bildiği kristal yapıya geçiyor. Bize bir 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 yüzeyini gösteriyor. Ancak bu kristal bütün kristal boyunca hep aynı yöne bakmıyor. Yüzeyde yaklaşık 4-5 nanometre büyüklüğünde adacıklar meydana geliyor. Ve bütün bu adacıklar da birbirlerine göre biraz dönmüş vaziyette oluyor. Biz bunu bulurken Muhittin ben bunu hesaplarım dedi. Bizim ona verdiğimiz bir e, difraksiyon deneyinin sonuçlarından yüzey şeklini oluşturdu. O oluşturduğu yüzeyin üzerine ufak ufak alüminyum attı, ufak toplar attı. Bu topların bir kinetik enerjisi vardı. Bu kinetik enerjisi etrafı soğutarak yavaş yavaş Muhittin kinetik enerjiyi azalttı ve gördüğü gerçekten o toplar kendi aralarında etkileştik, etkileştikleri için onlar da bir kristal düzeni yarattılar. Ufak ufak kristalitler ortaya çıktı, birçok kristalitler ortaya çıktı. Her kristalit diğerine göre 12 derece veya 72 derece dönmüş vaziyette onu buldu ve dolayısıyla deneyi gayet güzel sağlamış oldu. Şimdi ben size dönmek istiyorum onun için. galiba sizi kaybettim ben. Beni duyuyor musunuz? Ben mi açıyorum, kimse açıyor. Duyuyoruz. Ha duyuyorsunuz. Ha. Ben sizi göremiyorum. Ortada kocaman bir zoom yazıyor. Onu bana öğretti her ne kadar e, can hoca ama ben sizleri göremiyorum. Siz beni ufak görüyorsunuz. Ne yapayım? Ne yapayım? Hep görüyorsanız ben o zaman resimlerime döneyim gene. Dönmeye çalışayım. Hocam sonra biz sizi görüyoruz normal bir şekilde. Ha, normal görüyorsunuz. Ne evet. güzel. Ha ben, ne güzel ben sizi göremiyorum. Şimdi resimlerime döndüm gene. Tamam. Beni, beni görüyor musunuz hala? Evet, hocam. Hem ha. sizi hem de resimleri görüyoruz beraber. Ah ne iyi. Ah ne iyi. Evet hocam problem evet. yok. Şimdi bütün bu yapılar, gerek voronoylar gerek diğerleri camın kırılışı vesaire bunlar kristal olmayan aperiyodik yapılar. Ee, son zamanlarda e, genç mimar arkadaşlar tanıdım ben. Bu genç mimar arkadaşların? ben başlarının etlerini yedim. Kocaman e, duvar yapıyorsunuz. Bu duvarı e, değişik şekilde periyodik malzemeyle süslüyorsunuz. Halbuki buraya siz mesela bir Voronoi çekin. Yani oraya bakan insan, insanın gözünü yakalasın bu. Yani çünkü insan bir şey anlamadığı zaman daha uzun bakıyor. E, bu mimar arkadaşlar da yani e, tanınmış arkadaşlardı, e, üç kişiyle böyle e, çalıştım. Bunlar 40 yaşına gelmemiş Avrupa'nın en iyi 40 mimarlık ödüllerini falan almış kişiler. Sonunda bunlardan biri Gani Turunç beni aldı. Abi gel seni götüreceğim dedi ve beni Venedik'e götürdü. Venedik'te mimari bienaline katıldık e, 2018 yılında. E ben Venedik'teki etrafa bakınca biraz fikrimi değiştirdim. Çünkü o bienalde Gani turuncun görevi renkler, benim de görevim şekillerle ilgili oradaki insanlara bazı şeyler anlatmaktı. Fakat şeyi, Venedik'i gördüğüm zaman oradaki düzen beni çok etkiledi. Bu resimde gördüğünüz bir takım şekiller, şekillerin hepsini ben orada Biennale'de çektim. Hatta şu bu metalden paspas Japon pavyonunun ayak temizleme paspası. Onu gördüğüm zaman da çok hoşuma gitti. Ee, hemen bu bu saray, saray sarayın yanında kocaman bir kilise var San Marco meydanındaki San Marco kilisesi. Beni çok etkiledi o. Bu Bizans kilisesi etkilemesinin nedeni çok değişik. Birinci etkilemesi biraz tarihi okuyunca anladım. Biliyorsunuz İstanbul bir Yunan kolonisi sömürgesi ilk önce. Ta 160 yıllarına kadar sonra Romalılar geliyor. Bizans'tan e, e, Yunanlardan şehri onlar alıyorlar. Derken 300 yılında Konstantin geliyor. Orasını Doğu Roma'nın başkenti yapıyor. Doğu Roma'nın başkentinde en büyük kilise Ayasofya Kilisesi. İkinci kilise ise Türkçesi galiba Havaryun Kilisesi. 12 Apostol Kilisesi, Havaryun Kilisesi. İşte bu San Marco'da o Havaryun Kilisesi'nin modeline göre yapılmış. Zaten Doğu Roma İmparatorluğu deyince her tarafı kapsıyor. Doğu Roma İmparatorluğu Suriye'den dönün, Kuzey Afrika'ya gelin, Sicilya, işte İtalya'da Kuzey'den gelin, Venedik falan hepsi bunlar Doğu Roma İmparatorluğu. Yani bu San Marco Kilisesi o da Bizans yani kilisesi. E, hatta ismini de gene e, o havarilerden birinden alıyor. E, İncili yazan dört kişiden, yani bugün kabul edilen dört kişiden bir tanesi... E, ...İskenderiye'de gömülmüş. Bir grup gidiyor. İskenderiye'den o adamın kemiklerini çalıp... ...Venedik'e getiriyor. Ve böylece Venedik'in kutsal koruyucusu oluyor San Marco. Ve San Marco da İstanbul'daki o Havaryon Kilisesi'nin sureti. Zenginliğine baktığınız zaman... O Havaryon Kilisesi'ne o Doğu Roma zamanında bütün e, apostolların kemikleri geldiği için orasını çok kutsal sayıyorlar ve bütün zengin dini bütünler oraya altınlarını, gümüşlerini, mücevherlerini veriyorlar. Fakat bunlar yavaş yavaş Venedik'e doğru e, yollanıyor. En büyük e, yollanma ise ta e, 1204 yılında 4. Haçlı zamanında oluyor. Ne varsa bütün metalleri falan alıp götürüyorlar. Şimdi bu San Marco'ya baktığım zaman o günler benim gözümün önüne geliyor. Çünkü İstanbul'a gidip Havaryum Kilisesi'ni görmeme imkan yok. Çünkü o Havariyon Kilisesi 1453'te İstanbul alındıktan sonra Osmanlılar tarafından bir zaman sonra o yıkılmış. Malzemesinden de Fatih Camii yapılmış. Yani bugün yok o Havaryum. Şimdi bu, kilisenin içine girdiğiniz zaman gözleriniz iyice kamaşıyor. Böyle periyodik olmayan bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Her taraf periyodik. Bu düşünebiliyor musunuz? Bin yılı gelmeden bu yerler ince ince kesilmiş mermerle yapılıyor. Onun için ben tekrar periyodik kristal yapılarına döndüm. Kristal yapılarına hakim olan simetri. Şimdi ben size simetriyi değerlendirmek için önemli olan simetri operasyonlarından bahsedeceğim. Ve bundan kristali nasıl yapabiliyoruz? Bunun bir kısmı bize lazım ta sonuna kadar. Onun için bahsedeceğim ilk önce bir nokta simetrisi. Yani elimizdeki motifi yerinden kıpırdatmadan, uzaklara götürmeden ne yapabiliriz? Birincisi o geyin kafasında olduğu gibi bir ayna simetrisi var. Buna M diyoruz, mirrordan ayna. Bir de döndürme, Rotasyon. E, o da n ile gösteriliyor. Yani tam daireyi, iki pi'yi e, ne kadar döndürürsem elimdeki malzeme gene aynı kalıyor. Eğer n4 ise 90 derece döndürüyorum. Hiçbir şey değişmemiş gibi oluyor. Bu ikisi nokta simetrisi. Fakat daha sonra kullanacağımız bizim e, translasyon yani öteleme simetrisi var. Bu şekilde kristali meydana getiriyoruz. Bir de glide denilen bir simetri var ki bu kumda ayak izleri ne düşünün. Bir ayak öbürüne göre bir ayna simetri eksenin öbür tarafına basıyor. İki sol ayağın uzak, uzak uzaklığı, iki sağ ayağın uzaklığı ise bu öteleme simetrisindeki A veya B kadar oluyor. Şimdi bu nokta simetrilerinden yararlanarak ben kristali nasıl yaratabilirim? İlk önce bir motif alıyorum. O gül. E, simetrik olmayan bir gül. Bir motif alıyorum. Buna değişik nokta simetrilerini uyguluyorum. Şimdi bütün bunları hepiniz katı fiziği bir dersinden hatırlıyorsunuz. Onun için kusura bakmayın. Tekrar bir e, yenileme oluyor. Benim için de öyle bir tekrar oldu. Ve böylece bütün eldeki nokta simetrilerini yani simetrilerini yani M'leri ve N'leri uyguluyorum. M'yi bir kere uyguladığım zaman birbirinden ayna simetrisinde iki gül ortaya çıkıyor. İki M'yi uyguladığım zaman hem düşey hem yatay yönde aynasını alıyorum. Fakat ister istemez bir de bunun tam ortasında yapay olarak bir de dönü simetrisi ortaya çıkıyor kendiliğinden. Bir tek iki döndürürsem güller böyle oluyor. Bunun gibi dördü, üçü, altılıyı yaptığım zaman, mesela bak dört mm yaptığım zaman, daha doğrusu dört mm'ye baktığınız zaman burada yapay bir de 45 derecede iki e, ayna çıkıyor. Tam on tane motif elde ediyorum ben. Bunlara kristal sınıfı, crystal class diyebiliriz. Ama bunlar bir noktada. Daha kristal yok elimizde. Kristali yapmak için bunlara öteleme simetrisini uygulamam lazım. Öteleme simetrisi bildiğiniz gibi üç boyutta 14 tane var, 14 tane kristal örgü var. Bunlara Bravais lattice, lattice örgü deniyor üç boyutta. Onlara bunları uyguladığım zaman elime benim 230 tane değişik space grubu çıkıyor. Halbuki ben iki boyutta uğraşıyorum. Yüzeyle yüzey atomlarından uğraşıyorum. Uğraştım daha sonra göreceksiniz ornamentler ise onlar da iki boyutta. Dolayısıyla ben iki boyuttaki beş tane ha bak bunu unuttum göstermeye. Demin gösterdiğim on tane kristal sınıfını böyle de gösterebilirim. Gül yerine burada R harfi var. Bunu bir kitaptan aldım, hoşuma gitti. Çünkü ortada ornamentleri göstermiş aynı simetride olan ve bir de buraya bir takım moleküller koymuş. Bu moleküller gerçekten örneğin benzene baktığınız zaman gayet güzel. Hem altılı simetri var hem iki yönde de e, ayna simetrisi var. Evet. E, gelelim biz iki boyuttaki örgülere. Burada beş tanecik örgü var. Herhangi bir paralelogram yamuk dikdörtgen ortasında bir nokta olan dikdörtgen, diğerleri noktasız ortada bir şey yok, onlara primitif diyoruz. Ortasında bir nokta olduğu zaman center bir C konuyor. Bunun gibi beş tane var. Bunun gibi beş tane var. Şimdi benim yapmam gereken elimdeki bu beş örgüyle elimdeki diğer on adet motifi birbirine vurup bütün alanı kaplamak. Bunu yaptığım zaman 17 adet değişik grup ortaya çıkıyor. Onları burada saymaya çalıştım. Onların ismi P1, P1M1, P1C1M1. Burada yeni geliyor o glide geliyor. Böyle tam 17 tane bundan var. Bu 17 ile atomların yüzeydeki dağılımlarını eksiksiz olarak tam olarak tarif edebilirim. Şimdi bu benim size bu anlattığım yaklaşık 1890'larda Almanya'da Schönflies, Rusya'da Fyodorov tarafından bu ikisi grup teorici matematik uzmanı yapılmış ve kristalograflara yardım olsun diye onlara sunulmuş bir takım değerler. Şimdi o anlattığım bir de güllerle yaptım. Burada P1'ler, P2'ler, P3'ler, P6'lar, P4'ler, hepsini bu sefer güllerle gösterdim. Tekrar San Marco'nun yerine baktığım zaman bu kristal örgüyü görüp bunları adlandırmak istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Tekrar geri düşünüp bakıyorum. Dedim size 1800'lerin sonuna doğru e, grup teoriciler kristal Atomlarının dağılımlarını tanımladıktan sonra, ta 1924'e kadar zaman geçiyor. 1924'te e, Georg Polya adlı Macar bir matematik profesörü Zürih'te ETH'de o çok ilginç bir yayın yapıyor. Diyor ki, bu 17 tane grup, plane grup, düzlem grubu bize yalnız yüzeydeki atomların oluşumlarını anlatmaz. Bu aynı zamanda yerlerde, duvarlarda, tavanlardaki bütün ornamentlerin, bezemelerin, iki boyutlu, periyodik ornamentlerin özelliklerini tanımlayabilir. Tekstil üzerindeki yapılanmaları gördüğünüz gibi bütün bunları tanımlayabilir diye bir iddiada bulunuyor ve o tarihten itibaren bu 17 gruba artık plain Group denmiyor. bundan sonra buna wallpaper Group deniyor. Sorun acaba bu wallpaper grubu biz Venediye uygulayabilir miyiz. Bize cesaret veren şöyle bir olay oluyor. Yine 1944 yıllarında e, matematik okuyan Alice Müller diye bir hanım, o zamanın çok önemli grup teoricisi Andreas Speiser yanında ders alıyor. Andreas Speiser kız astronomi okumak istediği halde ona matematikten doktora yapmasını öneriyor. Aklını çek, çeldiği konu ise Polya'nın böyle bir iddiada bulundu. Hakikaten ornamentleri biz matematiksel yöntemlerle açıklayabilir miyiz? Onu e, doktora tez konusu olarak veriyor. Bunun üzerine kız İspanya'ya gidiyor. Granada şehrinde Alhambra sarayının içindeki bütün bezemelerini bütün bezemeleri inceliyor. Ve bu bezemelerde Tam 14 tane değişik grup buluyor. 17 tane bulamıyor. Granada'yı yapan Araplar 14 tane bezeme. 14 değişik gruptan bezemeler yapmış diye doktora çalışması yapıyor 1944 yılında bu, beze, bu doktora çalışması yayınlanıyor. Daha sonra Madrid'teki milli müzede, 2 tane daha Alhamra'dan alınmış grup bulunuyor Dolayısıyla Arap hakikaten Alhamra'da 16 tane 17'den 16 tanesini yapmış. Yani bize de Ümit veren ve bana da ümit veren bu oldu. E, bu 1944 yılında 1944 yılından bugüne kadar ne yapılmış? E, bu soru da şu bakımdan ilginç. 1970 yıllarına kadar 70'li yıllarına kadar 70'li yıllara kadar hiçbir şey yapılmamış. 70'te bir takım Amerika'daki yaşlı matematikçiler hobi olarak bu konuya e, merak salmışlar ve bu Alice Müller'in yaptığını sınamak için onlar da Alhambra'ya gidip çalışmalar yapmışlar ve ilgi kaynakları genelde Arapların yaptığı ornamentler olmuş. Yani bugüne kadar baktığınız zaman çoğu insan Arapların yaptığı işlerle uğraşmış. E, bu konunun başka yönlerine de eğilinmiş. Mesela baktım Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi'de iki e, akademisyen var hanım. Onlar da verilen herhangi bir ornamente bakıp onun hangi gruptan olduğunu bulmakla uğraşıyorlar. Fakat ben bunu elle yapıyorum, gözle yapıyorum. Onlar bilgisayar mühendisi bölümünde olduğu için onların yaptığı yenilik, kompüter yazılımları geliştirip bunu bilgisayarla yapıyorlar. Evet. Şimdi bu değişik gruplar ve ornamentler deyince size teker teker örnek göstermek istiyorum. Bu isimleri de bu şekilde belki anlatabilmek için. Bunların en basiti P1. Benim yaptığım burada acaba hangi nokta kendini malzeme içinde tekrarlıyor ona bakıyorum. Bunlar örgü adımları. Şu iki ok ile ben buradaki birim hücreyi tanımlıyorum. Bunlar translasyon vektörleri. En basiti P1. P1-M1'e baktığınız zaman burada bir ayna simetrisi. Burada bir ayna simetrisi var. C desek, C bir dikdörtgen, onun merkezinde bir atom var. İkili simetriye baktığınız zaman biraz daha e, girift hale geliyor. E, mesela bir, bu da Venedik'ten bir örnek. Burada da bir takım M'ler, G'ler var. P2MM çok kolay. İki yönde de ayna simetrisi var ve bütün bu koymuş olduğum e, baklavalar... İkili simetri merkezi, ikili simetriden kas kasit de resmin yüzeyine dik eksen etrafında bu nokta üzerinde malzemeyi 180 derece döndürebilirsiniz. Keza bu nokta etrafında, keza bu nokta etrafında aynı renk yaptığım ise aynı aileden dönüler, dönü eksenleri. İşte bunun gibi üçlüler, bunun gibi dörtlüler. Ve bunun gibi altılı P6 ve P6MM diye e, sınıflandırma mümkün. Böyle bir sınıflandırma yaptıktan sonra elimizde bir uygarlık olduğu zaman bu uygarlık mesela burada size e, Selçukluları gösteriyorum. Selçuklular acaba en fazla ne yapmış diye baktığınız zaman benim elimdeki yaklaşık 220 tane Selçuklu ornamentini e, yüzdeye vurduğum zaman bakıyorum ki en fazla C2MM yapılmış. Şimdi C2MM, C2MM bu şekil. Burada benim önemli sorum şu, acaba ben bu şekle bakıp, ...aa bunu. Selçuklular yapmış diyebilir miyim? Acaba bu şekil Selçukluların bir özel bir veya Selçukluların bir özelliği mi? Bu büyük bir soru. Aslında bugüne kadar ben son bir buçuk senede o kadar fazla e, ornamente baktım ki. Böyle bir histograma bakmama bile gerek yok. Fakat bu histogram bana sayısal değerler veriyor. Size bir iki örnek vermek istiyorum. Bakın bu resme baktığım zaman hemen görüyorum. Bu Venedik'ten diyorum. Bütün bunlar Venedik'ten. Histograma bakmama gerek yok dediğim o. Aynı şekilde bu bakar bakmaz çoğunu siz de anlayabilirsiniz. Bu Alhamra'dan alınmış üçlü simetride bir bezeme. Bu bunu her ne kadar Türkiye'de çok görüyorsanız da bu tipik Arap ornamenti. Buna bakınca Arap diyorsunuz zaten. Bu Türk Erzincan'dan Erzincan'dan Tercan köyündeki Nene Hatun türbesinden şu iki tarafta gördüğünüz bezemeleri burada büyük olarak gösterdim ve onların tanımlanması. Bu da C2MM. Burada da mirror mirrorları görüyorsunuz ve burada da e, ikili dönüleri görüyorsunuz. Bakın bu kapı ilginç bu Muş'tan. Muş'ta bir Ermeni manastırının kapısı. Bu kapı şimdi Kanada'da. Kanada'da bu kapının üzerinde her tarafında ornament var. Bu şu gördüğünüz hatta bütün bu ornamentler çok tipik Ermeni ornamenti. Bakın bu Selçuklu ornamenti. Benim yaptığım iş şu, bir kitapta böyle bir resim görüyorum veyahut da e, etrafta görüyorum yolda yürürken. Bunun resmini çekiyorum, bunu kitaptan aldım. Kazvin şehrinde, Kazvin şehri de e, İran başkentinin 150 kilometre güney batısında. Kazvin şehri, oradan alınmış. Bu resme bakıp, bu grafiği çıkarıyorum ve grafiğin üzeri grafiğin üzerinde dörtlü simetri merkezlerini, ikili simetri merkezlerini bulup örgü vektörlerini koyup bu şeklin bir P4 olduğunu buluyorum. Mesela bu o Polya devrinde, daha sonra Spaizer devrinde e, bu işlerle çok meşgul olan. Eşer var. Bu resme bakınca eşer olduğunu hemen görüyorsunuz. Eşer 17 düzlem grubunu kullanıp ornamentler yapmış bir kimse. E, madem biz ornamentlere bakıp o ornamentleri yapan kimseler hakkında bilgi edinebiliyoruz. Aklıma gelen bizim Doğu Anadolu oldu. Bizim Doğu Anadolu'da Ermenistan'ın biraz güneyinde öyle bir bölge var ki o bölgeden geçmeyen kalmamış. O bölgeye ben Region of Cultural Exchange dedim. Orada olan en büyük Bizans var bir kere. Bizansın olmadığı yer yok. Derken oraya Araplar geliyor. Araplar bildiğiniz gibi 620 yılında İslam'la beraber kendilerine bir bir düzen getiriyorlar Araplar kendilerine. Bu düzenin sonucu dilleri oluşuyor. Ee, en iyi, en e, önemli Arap edebiyat e, ürünü e, vahiy olmuş olan Kur'an. Araplar öyle bir düzen getiriyorlar ki sanki kılıflarına sığamıyorlar. Kültürlerini ve dinlerini her tarafa yaymaya başlıyorlar. Daha Halife Ömer devrinde Arap Yarımadası'ndan çıkıp İran'a doğru gidiyorlar. Orada İranlıları Müslüman yapıyorlar. Derken Türkler Müslüman oluyor. Ve böylece şu bölgede Araplar oluşuyor. Doğu Roma var. Bildiğiniz gibi Doğu Roma'ya 1500 yıllarında Bizans denmeye başlıyor. Bizans ismi 1500 yıllarından sonra bir Alman e, tarihçinin buluşudur o. Daha önce yani yoksa Doğu Roma İmparatorluğu deniyor. Derken Türkler Oğuz Türkleri, Göktürkleri, Kayı boyları yavaş yavaş Afganistan üzerinden Horasan'a, Horasan'dan daha batıya gelip İran'da büyük bir Selçuk İmparatorluğu kuruluyor ...bin yılından sonra. ...başkentleri İsfahan... ...e bu... ...Selçuklular da bu civara geliyor. Bu civarda Selçuklular da var. 1071 yılında ise... ...özellikle 1071 yılından sonra... ...Malazgirt'te yapılan savaştan sonra... ...artık Anadolu'nun da kapıları açılıyor. E, Alparslan'la yarışan... ...bir... E, bir kişi öldürülüyor. onun oğullarından biri Süleyman o hapse konuyor, o hapisten çıkıyor Alparslan öldükten sonra bir takım Türkmenlerle beraber e, Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'da İznik civarında İznik başkent yapıyorlar ilk önce ve böylece Anadolu böylece Anadolu'da Rum Selçukluların temeli atılmış oluyor. Birkaç yıl geçtikten sonra 1090 civarında birinci e, Haçlı seferi geliyor. Oradan bu Rum Selçuklularını atıyorlar. Rum Selçuklular da ikinci başkent olan Konya'ya gidiyorlar ve Rum Selçukları, Büyük Selçuklulardan çok farklı olarak Büyük Selçuklar çok cengaver kimseler. Halbuki Rum Selçukluları sanata çok önem veriyorlar ve Anadolu binlerce bezeme dolu. Yani o bezemelere de baktım ben. Bakarken liseden bir hocamız vardı. Onun eserini kullandım Gert Schneider'in onun içinde yaklaşık 1150 tane değişik bezeme var. O bezemelere bakıp Rum Selçukların sanat alışkanlıkları hakkında bilgi edinmeye başladım, edinmeye çalıştım. Yani bütün bu kimseler aşağı yukarı bu bölgelerde. Dolayısıyla zaman olarak ve yer olarak bunlar birbirleriyle örtüşüyorlar. Dolayısıyla bunların da örtüştüklerine göre bunların yapmış olduğu ornamentler ki burada onları gösterdim, birbirinden ilişkide olması lazım. Şimdi bu şekle bakıp, bu şekillere bakıp siz bir takım şeyler söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki mesela Bizans'ta çok dörtlü simetri var Ermenilerde olduğu gibi. Ve bunu anlamaya çalışabiliriz. Bunu nasıl anlayabiliriz dörtlü simetriyi? Dörtlü simetride bir e, inşaat malzemesini yapmak kolay. Çünkü yerine göre değil, bir tane yapıyorsunuz, her yere sığıyor. Dörtlü bir parçayı birkaç kişi birden işleyebiliyor. Fakat aslında e, bir iddiada bulundum ben, dörtlü simetrinin niye çok olduğu Bizans'ta, e, o da şu, e, Hristiyan'ın ilk çağlarında Akdeniz'in doğusundaki bir takım şehirlerde, ufak e, küçük yerlerde bile küçük kiliseler var. Ama benim bahsettiğim 400-500 yılları. Bu küçük kiliselerin içine, girişlerine ve pencerelerin içlerine dörtlü simetride taşlar ve taşların üzerine haç resimleri yapılıyor. Ancak o zamanki o haçlar bugünkü gibi bir tarafı uzun olan haçlar değil, dörtlü simetride haçlar. Bu Malta hacı gibi, eski Yunan hacı gibi haçlar uzun zaman bu şekilde haçlar yapılıp o haçlar vasıtasıyla kötü ruhları kiliseden uzaklaştırmayı plan ümit ediyorlar. Böylece kiliseye kötü ruhlar girmez diyorlar. Niye? Çünkü haç İsa'yı temsil ediyor. İsa'nın olduğu yere kötü ruhlar cesaret edemez. Bu böyle uzun yüzyıllar devam ettikten sonra ikinci Teodosius bunu görüp kızıyor. Cemaat hacın üstüne basamaz diyor. Dolayısıyla yerden haçları kaldırın diyor. Ondan sonraki mimarlar... ...hacı sembolik olarak taça, taşa işliyorlar. Baktığınız zaman haç gözükmüyor. Fakat dörtlü simetride bir takım şekiller yapılıyor. Ve o şekilde dörtlü simetri çok rabaçta kalıyor Bizans'ta. Yani dörtlü simetri üzerine bir takım e, böyle... Fikirler yürütebilirsiniz. E, bunun gibi Araplara baktığınız zaman Araplarda altılı simetri çok var. Altılı simetri niye? E, İslam etkisinden yapılan ornamentlerde bir merkez oluşuyor, bir birlik timsali bir merkez oluyor. Her şey o merkezin etrafında gelişiyor büyük daireler çok sayıda köşesi olan poligonlar yapılıyor. Fakat bize gerekli olan eğer bir öteleme istiyorsak, bir periyodik dağılım istiyorsak en fazla köşesi olabilecek poligon altılı olacak ve altılı da Arap'ta zaten çok var. Bu şekilde e, Arap'ın niye altılıyı kullandığını tahmin edebiliriz. Ancak böyle baktığımız zaman heyecanlanıyoruz. Fakat bunu matematiksel nasıl yapabiliriz? Histograma işlediğim sayıları gördüğünüz gibi bu tabloya işte Ermeniler, Bizans vesaire diye böyle yazdım. Bizans, Araplar, Selçuklar, Rum Selçuklar diye teker teker bunların hepsini yaptım. Şimdi siz biraz matematik yapalım. Ermenilere veya Bizans'a veya bu ikisine birer vektör olarak bakın. Hem de 17 bileşkesi olan birer vektör olarak bakın. X ve Y olarak. Bu vektörlerin birbiriyle olan ilişkilerini nasıl bulabilirim? Buna korelasyon diyoruz. Buna kimyacılar, fizikçiler overlap integral örtüşme denebilir. E, bazı e, disiplinlerde Pearson Correlation, cosine correlation kullanılabilir. Fakat ben çok basit olarak Ermenilerle Bizansları çarpıp bütün bileşkeleri teker teker çarpıp bunu normalize ettim. Bulduklarım da elimde bakın burada beş tane uygarlık aldım. Dolayısıyla elime on tane etkileşme faktörü çıktı. Bunlara baktığım zaman en büyük etkileşmeyi Arap ile Rum Selçuk arasında bire yakın en büyük bir bire yakın görüyorum. Buna yakın ara, buna yakın Ermeni ile Bizans'ın 9.6 olarak görüyorum. Şimdi diyeceksiniz bunlar niye bu kadar yüksek? Bu, bunların yani birincisi bu da yani benim yeni yapmış olduğum bu. Sayılara böyle bir korelasyon uygulayıp e, uygarlıkla, sanatla ilgili olan konulara matematiği soktum. Acaba bunu başka nasıl düşünebiliriz? Aklıma Ermeniler geliyor mesela. Çünkü Ermeni, Ermenistan'da e, ara sıra krallıklar falan kuruluyor. Fakat oranın en büyük sorunu beylikler birbirleriyle savaşıyorlar, paylaşamıyorlar birbirleriyle savaşan Ermeni beylerinden bir kısmı Bizanslara yanaşıyor, diğerleri Araplara yanaşıyor. Ermeni Araplara yanaşan Ermenilerden bazıları Müslüman oluyor. Ermenilerle Araplar arasında kız alışverişi oluyor, evleniliyor. Ee, Bizans'a bakıyorsunuz, Bizansla Ermeni Bizansı büyük koruyucu olarak görüyor. E, doğu'dan bir bir şiddet bir tehlike geldiği zaman Ermeniler hemen Ermenistan'ı Bizans'ın topraklarına katıyorlar. Oradaki etkileşme çok ilginçtir. Yaklaşık 12 tane Bizans imparatorluğu imparatoru tam veya yarı Ermeni soyundan gelir. Kendileri Ermenidir. Ama Bizans imparatorlarının isminden onların Ermeni olduğunu anlayamazsınız. Bugün de mesela baktığınız zaman Papa'nın ismini görmüyorsunuz ki Papa'ya bir isim veriliyor. Yani e, bir artist, herhangi bir kimse artist olduğu zaman o da isim değiştiriyor. Örneğin e, bu Çıtara, siz bu Çıtara kim dersiniz? Fakat o artist olunca adını Fikret Hakan koymuştur. E, şey de böyle. Bizans imparatorları da böyle. Yaklaşık 12 tane Bizans imparatoru olduğu gibi Ermenidir. Bu etkileşmeleri e, incelemek isterseniz bakın. E, 900'lerde bir deprem oluyor. Bu depremde Ayasofya'nın kubbesi çöküyor. Hemen Ani şehri, Ani şehri Ermenistan'ın başkenti. Ani şehrini yapmakta olan mimar Tırdat davet ediliyor. Tırdat geliyor. Ayasofya'nın kubbesini yapı veriyor. E, bunun gibi etkileşmeler bugüne kadar gelmiştir, devam etmiştir. Daha sonraki yıllarda depremde zarar gören Ayasofya'nın kubbesini sağlamlaştıran en büyük mimarlardan Mimar Sinan vardır. Fakat 20. yüzyıla yaklaştığımız, geldiğimiz zaman tekrar Ayasofya zarar görmüştür. Ayasofya'ya yardım olarak İsviçre'den Fozatti Fozati kardeşler getirilmiştir. Böyle etkileşmeler olmuştur. Bunun gibi örneğin Endülüs'te, Granada'da Alhamra yapılırken o zamanki sultan, ikinci hakem galiba, o da Bizans'tan yardım istemiştir. Bizans'tan çuval çuval mozaik malzemesi, mermer gelmiştir. Üstelik bir de ustalar gelmiştir. Onun için Araplardaki bazı mimari eserlerin, Halkı Bizans'a benzemesi bir e, sürpriz olmamalıdır. Şimdi aşağı yukarı yavaş yavaş burada bitirmek istiyorum. E, herhalde vaktimiz de ol, doldu. Sizin de sabrınızı e, fazla zorlamak istemiyorum. Evet. Burada bana diyebilirsiniz madem Bizans'la ilgilendin ne diye gidip İstanbul'da bir şeyler bulmadın? Gittin ta Venedik'ten ornamentler buldun. Venedik'te ben 753 tane ornament buldum. Sınıflandırdığım yani o Bizans'la ilgili gösterdiğim histogramda histogram 753 ornamentin incelenmesi zorunda ortaya çıkmıştır. Şimdi Boğaz içinde e, Gökhan Yalnız adlı genç bir arkadaştan benim dersimi almıştı. Onunla beraber biz gittik Ayasofya'ya allak bullak ettik. Çok güzel şeyler bulduk. Bir iki tane gayet güzel mozaik var. Mesela bu mozaikte e, Meryem Ana ve oğluna Justinian Ayasofya'yı Konstantin'de şehri veriyor. Bunu niye gösteriyorum? Bakın etrafta e, bir takım freskler var. Şimdi bilme, benim bilmediğim acaba bu freskler son yıllarda yapılan onarımlar sırasında mı ortaya çıkmıştır? Yani getirilen bir ressam mı bunları yapmıştır? Yoksa e, özgün Ayasofya duvarlarında bunlar mı vardır diye e, Gökhan'la beraber biz bu şekillerden başka biz bu fresklerden başka hiçbir ornament bulamadık Ayasofya'da. Koca Ayasofya'yı didik didik ettik. Bulduğumuz bu gördüğünüz bu gördüğünüz 12 fresktir. Bunun dışında Ayasofya'da hiçbir şey bulamadık. Ve bunlara baktığınız zaman da bunların hepsinin simetrisi aynıdır. 4 p p 4 mm p 4 mm 4 ne demek? Dörtlü simetri. döndürün 90 derece aynı şey. E, MM iki boyutta da iki boyutta da böylemesine ayna, böylemesine ayna vardır. E, son resimde de teşekkür edeceğim bazı arkadaşlar var. Bunlardan birincisi Gani Turunç. Gani Turunç mimar. Gani Turunç orada web sayfasını size yazdım. Dolmuş.ch Lutsen'de dükkanı var. Gani benim, beni kolumdan tutup 2018 Mimari Biennale'ne götüren arkadaş. Armen Kürkçıyan Yerevan'da yaşar. İnternet yoluyla arkadaş olduk. Onunla beraber iki yayın da yaptık Armen, Ermeni sanata üzerine. Armen Kürkçıyan'ın en büyük özelliği çok güzel Rusça ve Ermenice bilmesi. Fakat başka hiçbir dil bilmediği için arada kızı Sonu bize yardım ediyor. Derken korona baş gösterdi. Tam korona baş gösterdiği sırada ben Selçuklularla ilgilenmeye başlamıştım. E, hatta e, plan yaptık. Eşim Fatma ile beraber Konya'da nereye gideceğiz, hangi otelde kalacağız, hangi eserlerin resmini çekeceğiz diye bilet de almıştık. Derken koronadan dolayı evde kaldık. E, bana istediğim bilgiyi veren ve hatta kullanmam için bir resim veren Beste Çoka çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi Dumlupınar Üniversitesi'nde çalışıyor. Korelasyon konusunda Alpan Senaroğlu'na teşekkür ediyorum. O Koç Üniversitesi'nde fizik profesörü. Alpan Zürih'e gelmişti misafir sanatçı olarak. İşte korona'ya rağmen maske falan biz ondan buluştuk. En sonda 3 hafta önce, yaklaşık 3 hafta önce arkadaş olduğum mektup arkadaşım Brian Wichman, kendisi komputer uzmanı, çok güzel resimler yapıyor. Ee, Gert Schneider'in gece gündüz uğraşıp yaptığı motifleri Brian Wichman bilgisayarla yapıyor. Ben de kendisinden biraz öyle bir şey öğrenmek istedim fakat son, son zamandaki etkileşmemiz... Ee, çok zengin konular üzerine. Bundan sonra da gelişecektir. Benim size anlatmak istediklerim bu kadar. Ee, sizlere çok teşekkür ederim sabrınız için. Açtım. Ondan sonra eğer sorularınız varsa çok büyük bir zevkle cevaplandırabilirim. Ee, siz biraz üzdüm, yordum. Çok değişik konularda herhalde. E, fizikten çok uzaklaştım. Ama hocam, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok ilginçti. Burada soru sormak isteyenler varsa YouTube'da da yandaki comment yerine yazabilirler, yorum yerine yazabilirler. Arada biraz zaman farkı var biliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. Ya da Zoom'da katılmış olan Hocalarımız da istiyorlarsa tabi direkt soru sorabilirler. Allah diğer arkadaşları üç arkadaşı benim burada gördüğüm kadar resimlerini görmüyorum, bir tek isimlerini görüyorum. Onlar benim e, sevdiğim liseden sınıf arkadaşlarım. Onlar onlar bana onlar bana e, herhangi bir yolla mesela WhatsApp yoluyla da onlarla ilişki içindeyim hatta onlarla yarın da buluşacağım bana sorularını yarın da sorabilirler onun için Naci Hoca'ya ben bakıyorum <laughs> hocam çok teşekkür ederiz harikulade bir konuşmaydı ee, siz şeyi bıraktınız mı bu e, daha önce simet tam simetri olmayan e, bu Rus ismine benzer bir şey vardı hatırlıyor musunuz daha önce konuşmuştuk Voronoi çalışmıyor musunuz? Voronoi mu? Evet. Ya ben Voronoi konusunda hiç çalışmadım. Voronoi'yi ben Muhittin'den öğrendim. Bizim yaptıklarımızı, yaptıklarımıza çok güzel bir Voronoi uyguladı. O kadar güzel oldu ki hepimiz şaşırdık. Ama ben Voronoi'yle hiç bir şey yapmadım bugüne kadar. Yani beni bir tek etkiledi. Ee, yani e, nasıl diyeyim? Yeni bir şey yapamam. Yapılan şeyleri gördüğüm zaman da gözlerim yaşarıyor. Mimarlar Voronoi'yu uyguladıkları zaman çok hoşuma giden şekiller ortaya çıkıyor. Ee, yani ben yapıp sana gönderebilirim fakat Naci şey yapar mısın? Böyle bir ara aklına gelirse e, Google'da Voronoi ve mimari diye architecture and Voronoi falan diye sorarsan o kadar güzel ama çok fazla çıkmıyor. Bir iki kişi bunu yapmış. Son zamanlarda yapıyorlar. Böyle uzun zaman gözlerini ayıramayacağın bir takım şekiller ortaya çıkıyor. Evet. Ve bunlarla e, bir binayı süslemek bana çok şey geliyor, modern geliyor. Evet. Yani o Rus dediğin o yoksa bir de Fyodorov'dan bahsettim. Fyodorov o Schönflies'le o 1800'lerin sonuna doğru bu grupları yapan kristal kristal gruplarını ortaya çıkaran Rus matematikçi. Rus başka tanımıyorum. Ama bir de şey var. Rus Rus Putin var bir de. Putin de askeri güçle e, koronayı yenmeye çalışıyor. Televizyonda gördüm o askeri şeyleri, törenleri. Başka soru sormak isteyen bakıyorum YouTube'a da. O zaman soru yoksa ben Mehmet Hoca'ya çok tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu ilginç matematik, fizik ve mimari tarihiyle <laughs> ilgili verdiği konuşmadan dolayı. Çok teşekkürler hocam. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben de bu fırsat için çok teşekkür ederim Can. Rica ederim. Evet. Hoşçakalın hocam. İyi günler. İyi günler.